Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, bugün mastar konusunu işleyeceğiz inşallah. Tabi biz aslında mensubatları işledik. Mensubatlardan mef'ulu bihi işledik. Mef'ulu bihten sonra arkadaşlar mef'ulu mutlak gelir, onu işleyeceğiz. Burada müsennef mef'ulü mutlak diye tanım atsaydı, başlık atsaydı daha iyi olacaktı. Ama mastar diye başlık atmış, tanımı da bu mastarın tanımını yapmış. Ama şerhte ise şarihimiz konunun asıl konuya girecek, mef'ulü mutlak konusuna girecek inşallah. Kale, babul mastari, mastar babı. El mastaru, mastarın tanımı nedir? Huve el ismul mensubu lezi, o mensub isimdir ki, ellezi o ki, yeciu gelir, salisen fi tasrifil fiili. Fiilin çekiminde üçüncü sırada gelen mensup bir isimdir. İşte şu örnekteki gibi, derebe, yedribu, derbe. İşte derebe nedir? Madi fiil. İkinci çekim, mudari, yedribu. Üçüncü çekimde nereye geliyoruz? Mastara geliyoruz, derbe. Bu senef bu üçüncü şekilde gelen, çekimde gelen darbenin tanımını burada yaptı. Ama şerhte ise mef'ulü mutlaka girecek inşallah. Ekulu, şarih diyor ki, ben diyorum, قَدْ عَرَّفَ الْمُؤَلِّفُ وَالْمَصْطَرَ, müellif mastarı tarif etti şu şekilde. بِيَنَّهُ şu şekilde, yani mastar odur ki, اَلَّذِي يَجِعُ ثَالِسًا فِي تَصْرِفِ الْفِعَلِ. Yani müsennef metinde fiilin çekiminde üçüncü sırada gelen şeydir diye tanım etti. Bu şekilde tanımını bu şekilde yaptı. Ve ma'na zalike, bunun manası, yani müsennefin bu söylediğinin manası şudur. Ennehu lev kâle kâilun, ennehu lev kâle leke kâilun, eğer biri sana dese ki, sarrif darabe mesela, örneğin sana dese ki, derebe fiilini çek, biri sana böyle derse, feynneke, sen dersin ki, tezkuru el madiye, başta madiyi söylersin, evvelen başta, sümme sonra teci'u bil mudari'i, sonra mudari'yi getirirsin, sümme bil mastari, üçüncü sırada ise mastari getirirsin. Fetekulu dersin, darabe yadribu derben. Müsennefin yaptığı tanım işte buydu arkadaşlar, bunu tanım ediyor. Ama mef'ulü mutlaka detaylı girmedi müsennef. وَلَيْسَ لَغَرَدُوا هَوْنَا. Bizim burada, bu bölümde asıl amacımız bu değil. Yani biz mastari tanımak için bu bölümü buraya koymadık. Dikkat edin, mensubatlar kısmına koyduk. Mensubatlar kısmında mef'ulü bihi işledik. Mef'ulü bihten sonra buraya geldik. Dolayısıyla biz burada asıl mef'ulü mutlakı işleyeceğiz. Mef'ullerden olan mef'ulü mutlakı işleyeceğiz. Evet. وَلَيْسَ لَغَرَدُوا هَوْنَا مَعْرِفَةَ الْمَصْدَرِ لِذَاتِ. Bizim bu bölümde bizzat mastarı zati itibariyle, yani mastarın mastar olması itibariyle buradaki amacımız o değildir. Yani onu tanıtmak değildir. Biz burada mef'ulü mutlaki tanıtacağız. Ve innemu el-garadu, bizim bu konuda, bu bölümde amacımız, yani amaç budur. Ma'rifetul mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlakın tanımıdır. Yani asıl olan budur. Mef'ulü mutlakın tanımıdır. Yalnız mef'ulü mutlaklar mastardan olur, o ayrı. Ve ve yekunu mastardan. Tabii ki mef'ulü mutlaklar mastardan olur. Ama değil ki bütün mastarlar mef'ulü mutlaktır. Yani biz mastarın tanımını yaptığımızda mef'ulü mutlak da kendi kendine bilinecek diye bir şey yok. Yani bütün mastarlar mef'ulü mutlak değildir. Ama mef'ulü mutlaklar da mastarlardan olur. Yani mef'ulü mutlakın bir tanımını yaparsak böyle olur. Ve ve, yani mef'ulü mutlak ibaretun en, şundan ibarettir. Şu tanımdan ibarettir. Bakalım tanım nedir? İbaretun en, şu tanımdan ibarettir. Ma o şeydir ki, leyse haberen, haber değildir. Mimma dele ala te'kidi amilihi, kendi amilinin te'kidine delalet eden şeylerden. Yani kendi amiline ya tekid eder. Ev nev'ihi, ya da onun nev'ine delalet eder. Ev adedi, ya da adedine. Kendi amilinin ya tekidine
ya nev'ine veyahut adedine delalet eden ve haber olmayan şeydir. Ve haber olmayan şeydir. Tanımı bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu tanımı biraz inceleyelim. Fe kavluna, bizim tanımda kullandığımız şu söz, leyse haberen, leyse haberen. Leyse haberen muhricun, bu tanımın bu kısmı, leyse muhricun, çıkarıyor. Lima kana haberen minel masadiri. Mastarlardan haber olanları, mastar olup haberdir, haber olarak kullanılır, onları çıkardı. Yani onlar artık biz onları gördüğümüzde mef'ulu mutlak demeyeceğiz. Onlar tanımın dışına çıktılar. Tanımın içine girmediler. Tanımın dışına çıktılar. Nahvu kavlike. Fe'muke fe'min dakikun. Fe'muke. Bak burada dikkat edin arkadaşlar. Mübteda da mastardır aslında. Haber de mastardır. Mübteda da mastardır. Zaten başta dediğim gibi yani mastarlar mübteda, haber, fail, mef'ul farklı şekilde kullanılır cümle içinde. Ama mef'ul mutlaklar da sadece mastarlardan olur. Fe'muke fe'min dakikun. Fe'muke senin anlayışın, anlayışın, kavrayışın. Fe'min dakikun yani dakik ince bir anlayıştır. İşte buradaki fe'm haberdir. Ve bu yani bu mesela fe'm kelimesi mübtedadır. Bu da yani fe'm kelimesinin manasına kendisine sonra gelmiş. Akla gelmesin hani bu mef'ul mutlak olabilir falan. Biz yaptığımız tanıma göre ne dedik? Dedi ki haber olanlar de yani haber değildir. Dolayısıyla bu ise haberdir. Fe'muke mübteda. Fe'muke mübteda. Kaf onun mudafileysidir tabi. Fe'mun haber. Dakikunda bu haberin sıfatıdır. Dolayısıyla bu mef'ul mutlak değildir. Ve kavluna mimma dele ile ahiri. Bu kısım, tanımın bu kısmı, yani mimma dele ala te'kidi amili ev nev'i ev adedi, tanımın bu kısmı, yufidu, ifade ediyor ki, ennel mef'ulel mutlaka thelâthetu enva'i. Yani şunu ifade ediyor ki, bizim mef'ulü mutlaklar üç kısma ayrılırlar. Üç kısım olduğunu ifade eder. Nedir bu üç kısım? El evvelu birincisi, el müekkidu li amili. Mef'ulü mutlaklar kendi içinde üçe ayrılır ya. Birinci çeşidi kendi amelini tekit edenlerdir. Kendi amelini tekit ederler. Nahu hafiztu derse hifzen. Mesela burada hafizte te sen ezberledin. Ed derse dersi hifzen yani bir ezberle ezberledin. Yani dersi bir ezberle ezberledin. Buradaki hifzen buradaki fiili ameli ne yapar? Tekit eder. İşte bu mef'ul-u mutlakın bir çeşidi budur arkadaşlar. Yani mef'ul-u mutlaklar kendi içinde üç kısma ayrılırlar. Biz her üç kısmını da tanıyacağız. Her üç kısmını da yani cümle içinde i'rabını yapacağız. Yalnız kendi içinde çeşitleri var. Nedir? Mesela biri tekittir, biri nev'i ifade eder, biri de adedi ifade eder. Burada tekit olana örnek verdi. Bir örnek daha nahvu. فَرِحْتُ بِقُدُومِكَ جَزَلًا Tabi bu örnekle iki şeyi de ifade etti aslında. Bir, yani mesela burada فَرِحْتُ فِيَلِي جَزَلًا onu tekit ediyor. Bir. İkincisi de yani bu جَزَلًا kelimesi فَرِحْتُ فِيَلِي onu amelidir. Yani bu amelin mutamut lafızıyla kullanılmadı. Ama manaları birdir. Yani فَرِحْتُ فَرَحَ manası ile cezele manası aynıdır. Yani ikisi de sevindiği, neşelendiği manasındadır. Ferihtu zaten mana bir olmasaydı arkadaşlar hem lafzı bir olmasa hem de manası bir olmasa o zaman o kelime mef'ul mutlak olamaz. Zaten bu bölümün hemen sonunda bunu da işleyeceğiz. Nedir? Yani mef'ul mutlakın bir çeşidi de var ki lafızları bir değildir. Amille lafızları bir değil. Mesela hafize le amilenin lafızları birdir. Aynı kökenden, aynı lafızdan gelmiştir. Ama feriha ile cezele ise lafızlar bir değil. Feriha ayrı bir lafız, cezele ayrı bir lafız. Ama manaları birdir. İkisi de surur, sevinç manasındadır. Mef'ul-u mutlakın böyle bir çeşidi de var ki hemen bu bölümün akabinde onu işleyeceğiz inşallah. Yani burada bir nevi bizim şarih
Daha biz o konuya girmeden de bize ufaktan tanıtmış oldu. Yani bu cezalandır mef'ul mutlak olur. Niye? Çünkü manası ferihle aynıdır. Ve aynı zamanda ferihtu fiileni de tekit ediyor. Ferihtu bi kudumike, kudum senin gelişinle sevindim. Bir sevinçle sevindim manasında. Ve sani ikincisi, yani mef'ul mutlakın ikinci çeşidi. El-mubeyyinu li-nev'il amili, kendi amilenin nev'ini açıklayandır. El-mubeyyinu açıklayan, li-nev'il amili, kendi amilenin nev'ini. Yani ne tür bir amilin ne türden olduğunu, ne çeşitten olduğunu. Şimdi örneğe bakalım. Nahvu. Ehbebtu üstazi hubbel veledi ebahu. Hubbel veledi ebahu. Şimdi burada ehbebtu, sevdim, üstazi, hocamı, öğretmenimi sevdim. Hubbel veledi ebahu. Çocuğun babasına sevgisiyle. Böyle bir çeşit. Yani nasıl bir sevgi? Mesela dedik ya nev'ini. Burada ben üstadı sevdim. Normalde mef'ul mutlak olmasa bunun manası tek. Ehbebtu üstazi. Ben hocamı sevdim. Ama ne tür bir sevgi? Ne tür bir sevgi? Hemen o sevginin çeşidini belirtiyor. Hubbel veledi ebahu. Babanın, evladın babasına olan sevgisi, bu sevgiyle, bu sevgi çeşidiyle, bu sevgi nev'iyle ben üstadımı sevdim diyor. İşte burada ne oldu? Bu hüb kelimesi, dikkat edin, hem lafız bir hem mana bir. Bu ehbebtu fiilini ne yapıyor? Bunun nev'ini, hangi tür bir sevme olduğunu belirtiyor. Ve nehvu. وَقَفْتُ لِلْاُسْتَازِ وُقُوفَ الْمُؤَدَّبِ Burada da yine onun nev'ini belirten, amilen nev'ini belirten mef'ul-u mutlaka örnektir. وَقَفَ فِعِلْ تُو فَاِلْ لِلْاُسْتَازِ جَار مَجْرُور Neyle müteallak? وَقَفَ'ya müteallak. وَقَفْتُ Yani ayakta durdum. لِلْاُسْتَازِ Üstad için, hocam için. Ayakta durdum. Nasıl bir duruş? Nev'i nedir? Yani bu duruşun nev'i çeşidi nedir? Hemen bu mef'ul mutlak onu açıklıyor. Nedir? Vukufel müeddebi. Terbiyeli bir duruşla. Terbiyeli, yani müeddeb, terbiyeli. Terbiyeli bir duruşla, yani saygılı ya da saygılı bir duruşla hocam için, öğretmenim için, üstadım için ne yaptım? Ayakta durdum. İşte burada vukufel müeddebi ne yaptı arkadaşlar? Kendi amilenin nev'enin ne tür bir duruş olduğunu belirtti. İki çeşidi gördük. Üçüncüsü ve salisu yani üçüncü dedi ki ya yani mef'ulü mutlaklar kendi içinde üç kısma ayrılır. Üçüncüsü el mübeyyinu lil adedi kendi yani amilenin adedini belirtiyor. Nahvu Darabtu l-kesule darbeteyni. Darabtu, vurdum, darabe, fiil, tu, fail, el-kesul, mef'ulu bih işlemiştik. Zahir bir isim olarak gelmiş. Nesbini de zahiri bir fethiyle almıştır. Darabtu, vurdum, el-kesule, tembeli, kaç vuruşla, kaç kere, darbeteyni iki vuruşla, iki vuruşla vurdum. İşte burada bu darbeteyn kelimesi arkadaşlar bu tesniyedir. Tesniyeler kitabın başında işlemiştik. Tesniyeler nesbini neyle alırlar arkadaşlar? Ye ile alırlar. Tesniye isimler nesbini ye ile alır. İşte buradaki ye bunun mensup olmasına aramlıdır. Zaten mef'ul-u mutlaklar nedir? Mensuptur. Ve dikkat edin. Bütün verdiğimiz örnekler hepsinde mef'ul-u mutlaklarımız nasıldır? Hepsinde mensuptur arkadaşlar. Burada da mensuptur. Nesbini ya ile almıştır. Ve bu mef'ulü mutlakımız kendi amilenin mesela darabtul kesule öğrenciyi şu şekilde şu türden vurdum diye bir şey açıklamıyor. Veyahut da tekit etmiyor. Ama burada ne yapıyor? Yani derben kaç tane olduğunu, derben adedini belirtiyor. Yani benim tembele vurduğum derb iki taneydi. İki derple ona vurdum. İki vuruşla ona vurdum. Ve nehu Darabtuhu selase darabatin. Üç vuruşla onu vurdum. Üç derple onu vurdum. Mesela burada da yine
Tabi burada da iki ürüne getirmenin sebebi arkadaşlar. Yani bizzat o fiilin kendisinden, yani onun nev'ini mesela tesniye şeklinde gelerek belirtilebilir. Bir de yani mesela bir rakam başına gelir. O rakam bunun müdafilesi olur. Ve bu o derbin vekili olarak onun yerine nesb olur. Yine mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Yani demeyin selas kelimesi derbe ayrıdır. Çünkü selas kelimesinin idafe olduğu derple derbe aynı kökenden, hem lafızları hem manaları birdir. Bu şekilde de mef'ulü mutlaklar gelir. Özellikle yani adedini bildirenler bu şekilde geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Darabtu selase, yani burada mef'ulü mutlakımız selasedir. Darabat da onun müdafilesidir. Bu selase kelimesi darabatın vekili olarak onun yerine mef'ulü mutlak olmuştur, mensup olmuştur. Evet arkadaşlar, bu bitti. Diğerini de işleyelim. Enva'u mef'ulü mutlaki, mef'ulü mutlakın çeşitleri. Tabi biz bunu yukarıda hafiften değindik. Şimdi burada da işleyeceğiz. Kale, müsennif dedi ki, ve kısmani, mef'ulü mutlaklar iki kısımdır. Lafziyun ve maneviyun. Bir lafzi olanlar, bir de manevi olanlar. Fein vafaka lafzuhu lafze fi'lihi, bizim mef'ulü mutlakın lafızları kendi fiilinin, yani kendi amilinin lafzıyla muvaffakat ederse, onunla aynı olursa, fehu lafziyun. Bu durumda bizim bu mef'ulü mutlakımız lafzi olur. Nahu kateltuhu katlen. Mesela burada mef'ulü mutlakımız katlendir. Kendi fiili, katele fiili. Bu onunla lafızları bir midir? Evet. Birse bu şekilde olanlara lafzi mef'ulü mutlak diyoruz. Ve in vafaka ma'na fi'lihi, eğer mef'ulü mutlakımız kendi fiilinin manasıyla aynı olursa, onunla muvaffakat ederse, yalnız dune lafzi, lakin lafızda onunla aynı değil. Manada onunla aynı, lafızda da onunla aynı değil. Böyle olur mu? Olur. Ve bu şekilde olduğunda fevve ma'neviyün. Bu durumda mef'ulü mutlakımız manevi olur. Nahvu celestu ku'uden. Mesela celese, bir de ka'ade fiilleri. Yani ikisi aynı değil. Kökenleri bir değil. Celese kökenleri bir. Ama manaları celese oturdum. Ku'ud oturmak. Aynıdır. Manaları bir. Ya lakin lafızları farklıdır. Bu şekilde de mef'ulü mutlaklar gelir. Bu şekilde geldiğinde biz mef'ulü mutlak lafzı değil manevidir deriz. Buna manevidir deriz. Celestu ku'uden, yani bir oturuşla oturdum. Ve kumtu vukufen, bir kalkışla kalktım. Yani ve kame, bir de ve kafe, ikisi de yani ayakta durmayı ifade ediyor. Aynı manaya geliyor. Her ne kadar lafızları bir olmasa da manaları bir olduğu için bu şekilde de mef'ulü mutlaklar geliyor. Ve ma eşbehe zalike, artık buna benzeyenler de, buna benzeyenler, bu verdiğimiz örneklere benzeyenler de hepsi bu şekilde gelip mef'ulü mutlak olur. Ve akulu, ben derim ki, yankasimu el mastaru lezi, bizim o mastarımız kısımlanır, hangi mastar? Yunsabu ala ennehu mef'ulun mutlakun, yani mef'ulun mutlak olarak, mef'ulun mutlak olarak mensup olan o mastarımız, yani diğer mastarlar değil, mesela fa'il olarak gelen, mübteda olarak gelen haber, onlar değil. Ama mef'ulü mutlak olarak mensup olan mastarlarımız, bu şekilde olan mastar kısımlanır. İla kısmeyni, iki kısma kısımlanır. Yani iki kısma ayrılır. Nedir bu kısımlar? Bakalım. El kısmul evvelu, birinci kısım. Ma o çeşittir ki yuvafiku el fi'le nasibe, yani nasip olan fiil, nesb eden fiil, yani amili. Amiline uyar, uyar, ona muvaffakat eder. Lehu, kendi amiline uyar. Fil lafzi, lafzında ona uyar. Yani lafızları bir. Bi en yekune müştemilen ala hurufi. Yani lafızda ona uyar derken, bizim mef'ulü mutlakımız, fiilinin, kendi amilinin harflerini ne yapacak? Müştemil olacak, kapsayacak. Onun fiilleri, harflerini kapsayacak. Yani onun içindeki fiiller, amilinin içinde de aynısı olacak. Ve fi ma'na ve eden, bir de manasını da kapsayacak. Manaları da bir, lafızları da bir olacak.
بأن يكون المعنى المراد من الفعل yani ki yani o fiilden murat olan mana, o fiilden amil olan fiilimizden kast edilen mana neyse huve ma'nel murade minel mastari. Mastardan da murat olan mana o olacak. بأن يكون معنى المراد من الفعل فعلًا مراد olan fiil fiilden murat olan mana huve ma'na al-murade min al-mastari. Mastardan da kast edilen mana o olacak. İkisinin manası bir olacak. Ve zalike nahvu bu da şu örnekteki gibidir. Ka'attu ku'udan. Ka'attu fiil tu fa'il ku'udan mef'ulü mutlakımız. Mesela burada ka'ade ile ku'ud aynıdır. Lafızları bir. Manaları da bir, lafızları da bir. وَدَرَبْتُ دَرْبًا Derebe ile, yani derebtunun lafızları bir, manaları bu, vurmak. وَذَهَبْتُ ذَهَابًا Zehebe, zehaben, yine harfleri bir, manaları bir. وَمَاشْ بَزَالِكَ ve buna benzerler. Zaten bu kolaydır arkadaşlar, aynıdır. Diğeri ise, وَالْقِسْمُ الثَّانِ ikinci kısım ise, مَا يُوَافِقُ الْفِعْلَ النَّاسِبَ لَوْ فِي مَعْنَا yani, kendisini nesbeden fiile manada muvafıktır. Manaları bir. Kendi amelinin, nasibinin, ha nasib demiş, ha amil demiş, ha fiili demiş arkadaşlar, hepsi aynı kapıya çıkıyor. Kendi nasibi, nesbeden fiilin, o fiilin manasıyla birdir. Bizim mef'ulü mutlakla o fiilin manası birdir. Yalnız lafızları ayrıdır. وَلَا يُوَافِقُهُ فِي حُرُوفِي Lakin harfinde ona uymuyor. Bir çeşidi de bu var. Mef'ul mutlak. بِيَنْ تَكُونَ حُرُوفَ الْمَصْدَرِ Yani nasıldır? Harfleri ayrı. Onu açıklıyor. Yani بِيَنْ تَكُونَ حُرُوفُ الْمَصْدَرِ Mastarın harfleri غَيْرَ حُرُوفِ الْفِعْلِ Fiilen harflerinden ayrıdır. Mastarımızın harfleri fiilimizin harflerinden ayrıdır. Onunla aynı değildir. Ve zalike bu da şuradaki örnekteki gibi celestu ku'uden celese ile ka'adenin harfleri bir midir? Hayır değil. Harfler farklı. Mana ise birdir. Celese oturmak, ku'ud da oturmaktır. İşte bu şekilde olursa arkadaşlar bu şekilde de mef'ul mutlaklar gelir ve bu şekilde gelen mef'ul mutlaklara biz manevi diyoruz. Yani manada onunla kendi ameliyle birdir. Fe inne ma'na celese yani bu örnekteki celesenin manası yani huve ma'nel ku'ud. Yani ku'udun manasının ta kendisidir. Fe inne ma'na celese celesenin manası huve ma'nel ku'udi. Ku'udun manasının ta kendisidir odur. وَلَيْسَتْ حُرُوفُ الْكَلِمَتَيْنِ Lakin iki kelimenin, yani bu ka'ade ile bu celesenin harfleri ise değildir. وَحِدَةً harfleri ise bir değildir. Harfleri ise bir değildir. وَمِسْلُ ذَٰلِكَ Yani bu celestu ku'uden gibidir. Bu örnekte. فَرِحْتُ جَزَلًا فَرِحْتُ جَزَلًا Çünkü yani cezalanın harfleriyle ferihanın harfleri bir midir? Değil. Ama manaları bir. Ferihtu, sevinmek, neşelenmek. Cezalan da öyledir. O da sevinmek, neşelenmek, canlı olmak manasını taşıyor. Aynıdır. Ve darabtu lekmen. Darabe yani vurmak. Lekme de yumruklamaktır. O da bir çeşit vurmak. Dolayısıyla bunlar da harfler farklı. Lekeme ayrı. Lekeme yumruklamak demektir. Derbte o da vurmaktır. İkisi de yani sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Yani bu yumruklamak, bu da vurmak. İkisi de aynıdır. Yani vurmak. Yumrukla vurmak manasındadır. Dolayısıyla manaları bir ama lafızlar farklıdır. Bundan dolayı bu da lekmen ne olur? Mef'ulü mutlak olur ama hangi çeşidine? Manevi olan, lafzı olan değil. Ve ehentu ihtikaren. Mesela burada ehentu fiil İhtikaren, ehent tabi tu failimizdir. Hu mef'ulu bihtir arkadaşlar. İhtikarenle ehene fiili ikisi harfler bir midir? Hayır. Ama manalar bir
Ehentu küçük düşürmek, ihtikaren küçük düşürmek. Aynı, manalar aynı. Manalar aynı olduğu için bu ihtikara ne olur arkadaşlar? Bu da mef'ulü mutlakımız olur. Hangi çeşidinden? Yani manevi kısmından olur. وَقُمْتُ وَقُوفًا İşte burada da kâme, kalktı, ayakta bekledi. وَقُوفًا Ayakta durdu. Aynı manayı ifade ediyor arkadaşlar. Manalar bir ama harfler farklı. Böyle olunca mef'ulü mutlakı manevi olur. وَمَا اَشْبَهَ ذَلِكَ Artık buna benzeyenler. وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ Allah münezzeh olan Allah ve Teala اَعْلَى وَعْلَمُ Allah yücedir ve en iyi bilen O'dur. Alimler bu şekilde çoğu zaman kendi bir konuyu bitirmede bunu kullanırlar. Ya da kitabın bitiminde Allah-u Teala en iyi bilen, en yüce olan, en iyi bilen O'dur. Burada konuyu bitirdik arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.